Aziz dostlar, kanalımıza abone olmağı unutmayın. Birbirinden maraklı videoları kanalımızda izleyebilirsiniz. Videoda size Parkinson hastalığının biyolojik temellerini anlatacağım. Parkinson Parkinson, motor anormallikleri ve zihinsel işlev bozukluklarını beraberinde getiren nörolojik bir hastalıktır. Hastalığın seyri sırasında pek çok motor anormalliğe, yani hareket bozukluğuna rastlansa da, en yaygın belirtiler hareketlerde yavaşlama, ellerde titreme, kas sertleşmesi, yürüyüş bozuklukları ve kimi zaman düşmeyle sonuçlanan denge kayıplarıdır. Örneğin bu çizimde ileri safhalarındaki hastaların yürüyüş biçimi gayet güzel resmedilmiş. Parkinson hastalarının hareketleri oldukça yavaştır. İki büklüm halde ve ayaklarını sürüyerek yürürler. Ellerindeki titreme bariz biçimde görülür. Ellerini ve kollarını hareket ettirmeye çalışırsanız kaslarının normalden çok daha gergin olduğunu fark edebilirsiniz. Yavaş, gergin ve titrek. Bir Parkinson hastasının genel durumu budur. Hastalığın ileri safhalarında motor anormallikler daha vahim bir hal alır ve hasta artık kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelir. Hatta kimi zaman bilişsel, duygusal ve otonom işlevlerde bozulmalar da gözlenir. Parkinson hastalarının beyin yapılarında oluşan bozukluklar çoğu zaman çıplak gözle bile görünebiliyor. Örneğin burada normal bir beynin yukarı aşağı doğrultudaki kesitini görüyorsunuz. Burası beynin sağ yarısı, burası da sol yarı. Şu en üst kısımdaki serebrum denen yere değil de şuradaki alt kısma yani beyin sapına baktığımızda tam şurada ve şurada Latince adıyla substantia nigra olarak bilinen küçük bir bölge görüyoruz. Evet. Bunu yazalım bir kenara. Substantia nigra. Bu siyah madde anlamına gelen bitirim. Zira bu bölgeler etrafını çevreleyen beyin dokusuna göre daha koyu renkte. Parkinson hastalarındaysa siyah madde ya daha az koyu ya da hiç koyu değil. Hatta kimi zaman normal bir beyinde açıkça görünen siyah noktalardan bir tane bile görünmüyor. Parkinson hastalarının beynindeki siyah maddeye, mikroskopla bakıldığında ise, bölgeye o koyu rengi veren pigmentli bir nöron türünün eksik olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte, bölgedeki dokuyu oluşturan diğer hücreler gayet normal görünüyor. Bu da, Parkinson hastalığının beyin sapındaki spesifik bir nöron türünün eksikliğiyle alakalı olabileceği fikrini akla getiriyor en azından hastalığın erken safhalarında. Bu hücreler dopaminerjik nöronlardır. Diğer bir deyişle temel nörotransmitter maddesi yani sinir iletici dopamin olan nöronlar. Dopamin nöronların birbirleriyle iletişimini sağlayan önemli bir sinir iletici. Merkezi sinir sistemine yayılmış halde başka dopaminerjik neron öbekleri de mevcut ve bu hücrelerin de Parkinson hastalığıyla ortadan kaybolması söz konusu. Fakat görünüşe göre motor anormalliklerin yani hareket yetisinde ortaya çıkan sorunların birçoğu bu dopaminerjik neronların kaybolduğu substansiye nigra'daki değişimden kaynaklanıyor. Bu resimde aynı şeyi gösteriyor fakat burada beyne alt tarafından bakıyoruz. Beyin sapını tam substansia nigra seviyesinde kesmişler. Üstteki kesit Parkinson hastası olmayan birine ait. Koyu renkli alanları yani substansia nigra'yı kesitin her iki yanında da rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat Parkinson hastasına ait kesite baktığımızda, Bahsettiğim o pigmentli sinir hücreleri yani dopaminerjik nöronlar eksik olduğundan substantia nigra'nın koyu renkli görüntüsünden eser yok. Substantia nigra aslında bazal gangliya adıyla bilinen daha büyük bir yapının yalnızca bir parçası. Onu da yazalım. Bazal gangliya. Bu resimde gösterilen şey beynin yan taraftan düşey doğrultuda alınmış bir kesiti. Bu kesitte serebrumun yani beyni oluşturan asıl yapının iç kısmını ayrıntılarıyla görebiliyoruz. Şurada farklı renklerle gösterilen yerler sözünü ettiğim bileşik yapıya yani bazal gangliaya ait. Substansia nigra da bu yapıyı oluşturan bileşenlerden biri. Hemen altındaki resimse bu bölgenin zoomlanmış yani yakınlaştırılmış görüntüsü ve Substansia nigra da işte tam şurada. Bazal ganglia zihinsel işlevlerde olduğu kadar motor işlevlerde de önemli bir rol oynuyor. Yapısı son derece karmaşık ve işleyişi henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Zaten bu diyagramdaki artı ve eksilerin sayısına bakınca ne kadar karmaşık olduğu anlaşılıyor. Kimi bölgeler başka bölgeleri harekete geçirirken, kimileri de mevcut faaliyetleri durdurma işlevini üstleniyor. Yine de bu karmaşık işleyişi biraz basitleştirerek anlatacak olursak, bazal ganglianın merkezi sinir sisteminin pek çok yerinden, özellikle de serebrumu çevreleyen serebral korteksten veri topladığını söyleyebiliriz. Burada toplanan veriler, yine işleyişini henüz tam olarak anlayamadığımız karmaşık işlemlere tabi tutuluyor. Ardından da motor korteks gibi serebral korteksin hareket işlevleriyle ilgili bölgelerine geri gönderiliyor. Substansia nigra'nın işlenmiş veri aktarımındaki ilk durağı bazal gangliyonun bir diğer parçası olan striatum. Araştırmalar Parkinson hastalarında gözlenen motor anormalliklerin büyük çoğunluğuna substantia nigra'dan striatuma aktarılan dopamin yüklü bu nöronlardaki kayıpların yol açtığını gösteriyor. Substantia nigra'ya mikroskop altında baktığımızda yapısı bozulan hastalıklı nöronları görebiliyoruz. Tıpkı bu nöron gibi. Bu bozulmuş nöronlarda genellikle Lewy adıyla bilinen anormal yapılara rastlanır. Şunu da yazayım. Lewy cisimciği. Parkinson hastalığındaki bozukluk dopaminerjik nöronlar mikroskop altında incelendiğinde görülen şey genelde bu anormal yapılar oluyor. Lewy cisimciklerinin bir numaralı yapı taşı alfa sinüklein adlı proteindir. Hemen bunu da yazalım şuraya. Alfa sinüklein. Alfa sinüklein aslında beyin hücrelerinde bulunan gayet normal bir protein. Tabii normal şartlar altında. Fakat Parkinson hastalığında bu protein her nasılsa nörondan ayrılmıyor. Dahası hücre içinde öbeklenerek Lewy cisimciğini oluşturuyor. Aslında Lewy cisimciklerinin oluşumuna dair henüz çok şey bilmiyoruz. Ayrıca substantia nigra'daki dopaminerjik nöronları öldüren şeyin Lewy cisimcikleri olup olmadığı bile henüz çok net değil. Belki de bu nöronlar bambaşka bir sürecin sonunda ölüyor ve Lewy cisimcikleri de bu sürecin bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Yani şimdilik bunu bilemiyoruz. Parkinson hastalığının ileri safhalarında bilişsel işle bozuklukları da ortaya çıkıyor. Genelde bu duruma zemin hazırlayan şey geniş ölçekli Lewy cisimciği birikmeleri ve nöron kayıpları. Tabii sadece substantia nigra'da değil, aynı zamanda tüm serebral kortekste. Yani serebrumun bu en üst katmanında Lewy cisimci hastalığı konuyla ilgili olmakla birlikte aslında başlı başına ayrı bir hastalık. Bazal gangliyadaki işlev bozukluklarına bağlı motor anormalliklerin daha az görüldüğü, buna karşın serebral korteksteki nöron kayıplarına bağlı kişisel işlev bozukluklarının daha ön planda olduğu nörolojik bir bozukluk. Son olarak Parkinson hastalığına zemin hazırladığı düşünülen bir risk faktörüne değinelim. Örneğin, genetik yatkınlık bir risk unsuru. Hastalık öyküsü bulunan bazı ailelerde bir takım genetik mutasyonlar saptanmış. Bir diğer bulgu da kırsal kesimlerde yaşayanlarla ilgili. Araştırmalara göre sürekli zirai ilaçlara maruz kalmak bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor olabilir. Yine de bu risk faktörlerinin Parkinson hastalığına nasıl yol açtığı ya da katkıda bulunduğu henüz netleşmiş değil. Zira gözlemlenen semptomların birçoğu benzer özellikler taşıyan ve normalde substantia nigra'da bulunması gereken küçük bir nöron grubunun eksikliğinden kaynaklanıyor. Parkinson, kök hücre tedavisiyle alt edilebileceği düşünülen hastalıkların başında geliyor. Hastalıklı hücrelerin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi etkili bir çözüm olabilir ve bu amaçla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.